Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ilk ihracatını İncirli'ye yaptı. Türkiye'nin en önemli tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında yer alan Nazilli ve çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ÖKOP'un yatırımlarının dönüşleri sürüyor. Bölgenin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan incir, zeytin, narenciye başta olmak üzere nar ve daha birçok fidan türünün en kalitelilerini bölge çiftçisinin ayağına getiren ÖRKOP, şimdi de ortaklığı olan üreticinin yetiştirdiği incirleri işleyerek ihracata başladı. İhracat ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak izinlerini alan kooperatif, geçtiğimiz günlerde ilk ihracatını gerçekleştirdi. Kuyucak'taki soğuk hava tesislerinde kurulu incir işletme ve paketleme tesisinde hazırlanan bölgenin en kaliteli incirleri ÖRKOP güvencesi ile ihracata hazırlandı. ÖRKOP'un tarihinin bir ilkini yaşadığını ifade eden Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, ÖRKOP, Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Biz de diğer ülkemizde kurulu tarımsal kalkınma kooperatifleri gibi bir kooperatifiz. Çiftçi kuruluşuyuz. Bizim gibi kooperatiflerin faaliyet konuları çiftçilerin bütün hayvansal ve bitkisel ürünlerini değerlendirmek amacıdır. Biz de 44 yıllık bir kurumuz. Burada son 3-4 yıldır özellikle sütün yanı sıra bitkisel ürünleri, yani bizim çiftçimiz hem hayvanını yetiştiriyor, hem hayvanına bakıyor. Ova'da arazisi var, mısır ekiyor, buğday ekiyor, arpa ekiyor, yonca ekiyor ama bir kısımda bitkisel tarım da yapmakta. Şöyle kendisine ait zeytin bahçeleri var, incir bahçeleri var, kestane bahçeleri var, badem bahçeleri var. Biz bunlar üzerinde bir çalışma yaptık son 4 yıldır özellikle. İncirle başlayan bir işimiz vardı. Daha sonra biraz kestane işi yaptık. Bu yıl özellikle 1700 tonu bulan bir çiftçilerden aldığımız kuru incir oldu. Bu kuru inciri de Orta Doğu, özellikle Orta Doğu ülkelerine, Suriye, Suudi Arabistan ve Irak pazarladık. En son geçen hafta içinde Irak'a yaklaşık 9,5 ton bir ürün ihracatımız oldu. Tabii bu kooperatif tarihinde bir ilkti. Biz ve bizim gibi kooperatiflerin bunları yapması gerekiyor. Böyle şeyler, yani çiftçinin malını değerlendirmesi gerekiyor. Bu bizler için bir sevinç oldu. 2023 yılı için bir ışık oldu. Umarım bu yıl içinde, 2023 yılı içinde arttırarak, daha fazla yaparak, özellikle Suudi Arabistan ve Orta Doğu ülkelerinde arttırarak bu işi yapmak istiyoruz. Hedefimiz var mı başkanım? Yıldız ne kadar ihracat yapacağız, ne kadar iç piyasaya? Bu yıl özellikle kuru incirde bölgemizin çok yoğun olduğu ve dünyanın en iyi, yani kuru incirin üretildiği bölgede yaşıyoruz. Biz bunun avantajını kullanarak hedef olarak yıl öncesinde, sezon öncesinde 3000 tonları bulmak istemiştik. Şu anda onun yarısını geçtik ama devam ediyor işlerimiz. 4000 ton civarı hedefimiz var. Bu sene yaptığımız, şimdi 3 ülkeyi yaptık şu an. 3 ülkenin yanı sıra biz Avrupa ülkelerinde açılabiliriz. Çünkü tüm izinlerimizi yeni aldık. Geçen işte 2022 yılının aralığın sonunda bu işi yapabildik. Bu yıl 2023'te inşallah daha fazla iş yapmak istiyoruz. Kim kaldı? Bülent var. Kir sökücü diyor. Batak mı ya? Yok. Kontrolmüş bu. Bu da Bülent. Şuraya. Sen ne bileyim?